istediğiniz bir konu. Hakan seremonide benim de elimde bir koz var diyerek Nagihan'ı mı kastetti? Nagihan'ı kullanıyor mu sizce diye bir soru. Potayı değerlendiriyorken bunu da tartışalım dilerseniz. Elimde bir koz var derken %100 Nagihan'ı kastetti. Evet. Nagihan'ı kastetti ama Hakan'la Nagihan arasında bu kankalık bana göre sona gitmeyecek. Benim iddiam bu. Hakan'la Nagihan arasındaki bu kankalık Kıbrıs'a taşınmayacak. Taşınmayacak. İddia ediyorum size. Semih Bey belki Murat abi, taşınacak ben diyor. şunu Ben anlayamıyorum. taşınmayacağını iddia ediyorum. Neden taşınmayacak biliyor musun? Çünkü bu ikilinin arasındaki bu stratejileri, bu sürekli beraber gidiyorlar, konuşuyorlar. Ne yapalım, ne edelim? Hakan işte Nagihan'ı dolduruyor arada sırada. Nagihan şöyle şöyle yap diyor. Nagihan da Hakan'ın her dediğini dinliyor. Fakat bu ikili yarın öbür gün bana göre en kısa sürede bu ikili ayrılacak. Murat Benim abi, iddiam budur. Ben de şunu Bu ikili anlayamıyorum. ayrılacak. Bu ikili abi, zaten niye bu ikili zaten anlayamıyorsun? Belli bir aynı yerden geldikleri için, işte hemşire oldukları için veya aynı kültürde yetiştikleri için değil, şu anda çıkarları örtüştüğü Tamam. için beraber Hayır, davranan bir yanlış ikili. konuşuyorsun. Nagihan'ın ne çıkarı var Hakan'dan? Nasıl yani? Hakan'dan ne çıkarı var? Bana onu söyle. Bunu Nagihan'a sormak İşte ben lazım. sana söylüyorum. Çıkarları örtüşmüyor. Nereden, siz Hakan'ın nereden çıkarları. biliyorsunuz? Hakan, Nagihan devamlı Hakan'ı ödüle getiriyor. Hakan'ı ipten alıyor. Hakan'ın karşısına istediğini koyuyor. Hakan zaten diyor ki benim elimde bir koz var. Hakan bu olaya böyle bakıyor. Şimdi bak. Benim rahatsız olduğum konu şu. Nagihan 2016'da da Ben Ünlüler takımına geçmeden bir gün Tuğba Özal'le iyi, bir gün Atakan'la iyi. Bir gün Yattar'la iyi, bir gün Mehmet'le iyi, bir gün biriyle iyi. Ben geçtim oraya. Ondan sonra biz bir samimiyet kurduk. Sonuna kadar birlikte gittik. Nagihan'ın maalesef mental anlamda bir destekçiye, ciddi anlamda samimi bir destekçiye ihtiyacı var. Burada Nagihan niye kendini kullandırıyor? Şimdi bak.